Ve tipi Gladio'nun kalkıştığı darbe sonucu şehit olan polis, asker ve vatandaşlar memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Başkentteki saldırıda şehit olan 5'i polis, 8 kişi ebediyete uğurlandı. FETÖ'cü askerlerin Ankara'da Gölbaşı Özel Harekat ve Polis Havacılık Daire Başkanlıklarına yaptıkları saldırıda şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Dursun Acar, memleketi Artvin'de toprağa verildi. 53 yaşındaki Özel Harekat Polisi Akif Altay Burdursa, Çeltikçi ilçesinde Güvenlik Köyü'nde sonsuzluğa uğurlandı. Allah! Gölbaşı'ndaki saldırıya karşı arkadaşlarına destek vermek için Gölbaşı Özel Harekat'a giden Serkan Göker, memleketi Yozgat'ta kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Aziz şehidimiz için dua. Şehit Özel Harekat Polis Memuru Murat Ellik, memleketi Erzurum'da binlerce yurttaş karşıladı. Şehit Ellik, kılınan cenaze namazının ardından aynı saldırıda şehit olan Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda komiser yardımcısı olan Seher Yaşar, Ankara'nın Polatlı ilçesinde defnedildi. Allahu Ekber! Geçici görevdeyken şehit olan polis memuru Muhammed Oğuz, Antalya'da son yolculuğuna uğradı. Selam bayrağımıza derler. İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olan Yılmaz Ercan için Fatih Camii'nde tören düzenlendi. Törene Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği'nden çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Ercan, Edirne Kapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.